Merhabalar. Ben bugün sizinle Galatyalılara Mektup kitabından 3. bölümden 23 ve 28 arası paylaşmak istiyorum. Okuyorum. Bu iman gelmeden önce yasa altında hapsedilmiştik. Gelecek iman açıklanıncaya dek yasanın tutuklusuyduk. Yani imanla aklanalım diye Mesih'in gelişine dek yasa eğitmenimiz oldu. Burada kullanılan eğitmen kelimesinin karşılığında Grekçe orijinal dilde pedagog kelimesi var. Bu kelimeyi biraz açıklamak istiyorum. Bu İncil'in yazıldığı zamanlarda varlıklı kişilerin pedagog adı verdikleri köleleri olurmuş. Ve bu köleler diğer normal tarlada, bağda, bahçede çalışan iş kölelerden farklılarmış. Güvenilir kişiler ve bunların bir tek görevi var. Çocukların okul işleriyle ilgilenmek, efendilerinin çocuklarıyla ilgilenmek, onların eğitim işleriyle ilgilenmek. Ancak kendileri bir öğretmen değiller. Bu çocuğun okula getirip götürülmesi, onun okulla ilgili tabletlerin, eşyaların taşınılması, çocuğun eğitim alacağı yerde bulunması, orada bir takım sorunlar yaşamaması, işte büyük çocuklar falan onlardan bir kavga bir şey olmaması. Ve bu kişiler çocuklarla ilgilendikleri için bazen çocuklara dayak gibi cezalar verebiliyorlar. Tip olarak da biraz artistik, biraz böyle zor beğenen kişi bir tavırları var. Yani sonuçta bunlar çocuklarla uğraşıyorlar. İşte böyle hiçbir şey beğenmiyorlar. Her zaman bir şeyler bekliyorlar. Paulus burada pedagog kelimesini kullanarak demek istiyor ki bir zamanlar o köle olan yasa bu pedagog gibiydi. Kendisi de köleydi. Ve bizim gözetmenimizdi, bizim başımızda duruyordu. Ancak devam ediyorum. Ama iman gelmiş olduğundan artık yasanın denetiminde değiliz. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız. Artık siz o köle gibi değilsiniz, zaten siz Tanrı oğlusunuz. Vaftizde Mesih ile birleşenlerinizin hepsi Mesih'i giyindi. Artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Eğer Mesih İsa'ya aitseniz İbrahim'in soyundansınız. Vaade göre de mirasçısınız. Vaade göre de mirasçısınız. Yani sizler artık küçük çocuklar değilsiniz. Yasanın gözetiminde değilsiniz. Büyüdünüz. Babanızın oğullarısınız. Tanrı'nın oğullarısınız. Ve artık mirasçısınız. Demek istiyorum. Teşekkür ederim.